Sprey diye bir şey var. Küçük bir hap kutusu kadar bir şey. Bu sprey bilhassa astım gibi ciğer sorunu olan, yani nefes alma sorunu olan hastalara veriliyor. Küçük bir tüp böyle. Ağzına getiriyor hasta onu, nefesi tıkandığında fıs yapıyor. Ondan böyle gaz gibi bir şey çıkıyor. Ama içinde belli bir miktar sıvı var. Belli bir miktar sıvı var. Bu sıvı astım hastasına verildiğinde orucunu bozmuş olur mu? Şimdi normalde ağızda gargara yaparken abdeste ağza bir avuçtan az bir su alınıyor. Ondan bir miktar ağızdan, boğazdan aşağı geçince orucumuz bozuldu diyoruz. Bu sprey de gerçi yani insan avucuna sıktığında onu, avucu ıslanıyor o kadar. Islandığını hissediyor. Yani böyle bir damla damla sular çıkmıyor ondan. Gaz ve sıvı karışımı bir ilaç bu. Bu orucu bozar mı? Yani bundaki sıvının hissedilmeyecek kadar az olduğunu söyleyip oruç bozulmaz diyen de var. Hayır, bu sıvı az da olsa sıvıdır ve bu orucu bozar diyen de var. Birinci görüşe tekrar döneceğiz. Hani biraz önce söylediğimiz, eğer Müslüman zaten ömür boyu astım hastası olarak yaşıyorsa bu Müslüman için bu artık hava gibi, su gibidir deyip bunu, orucu bozulur diyeceğiz. Ama eğer Müslüman ilk defa böyle bir sorunla karşılaştıysa bu orucu tekrar etmesinde fayda var. Kefaret yok. Tıp devreye girince kefaret kalktı zaten. Yani tıp nedeniyle oruç bozmaktan hiçbir zaman kefaret gerekmez. Kefaret keyiften, hantallıktan ve gevşeklikten kaynaklanan sıkıntıdır.